Günaydın sayın seyirciler. Manşet artıyla bir kez daha sizlerin karşısındayız. Günlerden Perşembe, takvimde bize yaprakları da tarih olarak 23 Mayıs'ı gösteriyor. Ve biz bugünün gündemiyle sizlerin karşısına geldik. İyi dileklerimizi sunalım, öyle başlayalım her zaman yaptığımız gibi. Evet, bugün stüdyo konuğumuz Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sayın Sibel Tatar. Bizlerle birlikte hoş geldiniz, günaydın. Teşekkürler, hoş bulduk sevgili Aziz. Evet, o kadar çok gündem maddesi var ki ülkede ama esas gündemleri ne yazık ki zaman zaman geriye atıyoruz. Unutmuyoruz. Unutma kelimesini ben kabul etmiyorum. Çünkü sizin gibi unutmayan insanlar var bu önemli gündemleri. Kronikleşen ne yazık ki bazı konularımız var. Onları gündeme taşımak çok önemli. Ben de geçtiğimiz haftayla başlamak istiyorum. Engelliler Haftası, Yaşlılar Haftası çok önemli, günleri geride bıraktık. Ve bu konularda farkındalık yaratmanın önemini herkes vurgu yaptı. Tabii vurgularken çalışma da yapmak lazım. Çalıştay gerçekleştirmek lazım. Bu konudaki çalıştaylarla başlayalım isterseniz. Gerçekleşen çalıştaylarda ne murad edildi, ne yapıldı ve bundan sonrası da herhalde bu çalıştaylarla şekillendi ya da şekillenmeye başlayacak. Tabii esasen Çalıştay yapalım diye başlamasak da esas olaya, biz bu 3-3,5 sene içerisinde sevgili Aziz 4. Çalıştayımızı geçen hafta yaptık. Tabii ki çalıştaylar çok önemli. Hani insanlar da haklı olarak diyebilir ya, çalıştay tamam ama ne sonucu, ne bunun diye düşünebilir. Çok da haklılar aslında. Şimdi önemli konularda, yani belki de cevap aramak istediğimiz, yani sorunları olan bazı konularda çalıştay yapmak, yaparak çözüm aramak ve o olayı çözmek için, yani yoluna koyabilmek için neticeye sahip olmak önemli. Yani çalıştayda ki bizim çok önemli konular, ilki aile çalıştayımızdır. Aile çalıştayını yaptık 3 yıl önce. Daha sonra çocuk hakları çalıştayını yaptık. Ve en sonda yaşlı hakları çalıştayından sonra da geçen hafta engelli hakları çalıştayını yaptık. Şimdi bunlar adlar üzerinde zaten hepsi çok önemli konular. Yani alt başlıkları inanılmaz. Yani geleceğimiz ve bu anki konumdaki yaşadığımız bir sürü sorunun esasında cevaplarının tartışıldığı bir ortam. Fakat nedir? Çalıştaylar büyük bir aslında emekle yapılıyor. Hepsi olmasa da biz özellikle ilgili bütün kurumları defalarca toplantıya çağırarak çalıştaydaki konuları gerçekten iyi belirleyip de tartışılmasına zemin yaratmak istiyoruz ki bunu da yaptık. Fakat nedir? Oluşan bu raporlar, yani bunlar uzun ve kısa raporlardır çalıştayların. Daha sonra ilgili kurumlara, yani sorumlu kurumlara dağıtıldığında maalesef sadece ya okunup rafa kaldırılıyor ya da bir şekilde bir tarafta kalıyor. Bunun hayata geçmesini sağlamak için bunun takipçisi olacağını da her zaman çalıştaylarda belirttik ve takipçisi de olduk aslında. Yani kısa 6 aylık dönemi, orta dönemi mesela geçirdik 3 çalıştayımızda ve ilgili, yani sorumlu bütün kurumları defalarca yine toplantıya çağırarak hatırlattık. Yani sizin üzerinize işte bu eğitimi açmak, bu kadroyu genişletmek veya bu yasayı bir an önce çalışıp hayata geçirmek gerektiğini belirttik, uyardık ama maalesef o yönde çok adım atıldığını söyleyemeyeceğim. Dolayısıyla aslında bu çalıştayların bir şekilde çıkan bazı sonuçlarının hükümet programlarına alınması gerek. Böyle çok yüzeysel gelse de aslında yaşlıyla ilgili mesela bir sürü sorun yaşıyoruz. Sen de biliyorsun, herhangi bir olay patlak verdiğinde, suç unsuru teşkil ettiğinde, hukuka intihal ettiğinde o zaman diyoruz aman işte bu yaşlımız böyle bir yerde, ne bileyim, şiddete uğramış veya kötü koşullar içerisinde yaşıyor diye. İşte bunlar çalıştaylarda çıkan neticeler. Yani bunların olmaması için ne yapmak gerektiği çıkıyor çalıştaylarda. Dolayısıyla bu neticelerin ciddi şekilde dikkate alınıp bir an önce de hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. En sonda engelli hakları çalıştayımızdan önce, hatta sevgili Aziz,
Kadınlar Günü'nde, 8 Mart Kadınlar Günü'nde, geçtiğimiz Kadınlar Günü'nde dedim ki yani benim için Kadınlar Günü açıkçası bir farkındalık günü. Yani o güne kadar neler elde ettik, tamam çok şükür, ama hala daha sorunlarımız var. Bu sorunları nasıl çözebiliriz'i düşünmemiz gerektiği gün, bir farkındalık günü. Dedik ki engelli annelerini, ki biliyorsun gerçekten toplumda çok büyük sorunlar yaşıyorlar. Engelli annelerini ve engelli kadınları davet edelim. Birlikte bir yemek yiyelim ve sohbet ederken de sorunlarımızı konuşalım, öğrenelim dedik. Ve çok da iyi yapmışız. Çünkü gerçekten çok önemli konular. Şimdi insanın ailesinde bir engelli olmayınca, çok yakınında bir engelli olmayınca maalesef onların yaşadıkları, başlarına gelenleri gerçekten insan empati yapamıyor. Empatiyle anlayacak bir durum değil ne yazık ki, evet. Maalesef. Yani ama en azından bunu birisinin, yani bir engellinin ağzından dinlediğinizde ve yakın olduğunuzda onların ne kadar sorunlar yaşadığını fark ediyorsunuz. Biz kendi hayatımız içerisinde koşuşturmada bunu genelde çoğu açıkçası insan fark etmiyor. Bu toplantıda çok önemli konular çıktı ortaya. Bunların en önemlilerinden bir tanesi, bilmiyorum fark edecek misin veya hiç aklına geldi mi? Çünkü biz gerçekten şaşırdık ve hiç fark etmemiştim. Mesela öteleştirme var engellilere karşı. Bunu söyleyen aileler var, bunu söyleyen ebeveynler var. Ne diyorlarmış bazıları? Tabii ki çoğu değil halkımızın, ama var böyle insanlar. Benim çocuğum engelli çocuktan oturmasın. Benim çocuğum engelli çocukla oynamasın. Düşünebiliyor musun? Ben şok oldum. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Bir boyutu var. Yani hem o engelli çocuğumuzun içine gireceği psikoloji, hem de o diğer çocuğun yetiştirilme tarzındaki, evet, vereceğiniz tavır, evet, darbe. Düşünün o yaşta o çocuğa. Niye yani? Niye gibisinden. Biz bunu duyduğumda inanamadım ve dedim ki yani yaşantımızda birçok şeyin gecikmesi, yani hala daha çoğu yerde rampa olmaması, asansör olmaması veya işte ne bileyim bir alışveriş yerinde, yani mesela bir dere boyunda rahatça engelli birinin dolaşamaması. Bunların sebebi belki de budur. Yani duyarlılığı kaybediyor oluşumuzdur. Evet. Çünkü en önemli konu duyarlılık. Eğer duyarlılık varsa bence bütün sorunların çözümü için herkes gayret eder. Dolayısıyla bu çıkına şey dedim. Yani şimdi evet eğitimimizin içine geçmesi lazım. Yani okullarımızda, çocuklarımıza bunu eğitime sokmalıyız bu konuyu. Sosyal bilgilerde vesaire. Öğretmenlerimiz bunu çocuklarla paylaşmalı, anlatmalı, nasihatler etmeli. Ama şimdi bunun için bir zaman gerekir. En iyisi diye düşündüm kamu spotu. Yani kamu spotunda dedim insanların içini birazcık acıtırsak veya insanları biraz düşündürüp empati yaptırırsak belki daha çok daha büyük kitlelere ulaşırız bu duyarlılığı sağlamak için. Ve Beret'in de yardımıyla genel müdürünüze, çalışan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Birlikte bir kamu spotu çektik Beret ile birlikte. O kamu spotunda da aslında gösterilmesini isterim. Mümkünse bilmiyorum. Bir baksınlar ona. O kamu spotunda bir anne geliyor ki bu yaşanmış bir olay. Anne ile çocuk geliyorlar okula, giriyor bahçeye. O esnada bahçede engelli bir çocuk diğer bir çocukla sohbet ediyor oyun alanında. Annesiyle gelen çocuk elini bırakıyor annesini ve koşarak engelli arkadaşının yanına, evet, gidiyor. Geldi. Aslında verelim onu arkadaşlar, evet, lütfen. Sonra üzerine konuşalım biz. Bir diğer konu yine yemekten çıkan sevgili Aziz. Bu da çok çarpıcı ve önemli. Maalesef mahkemelerimizde asansör yok. Tabii o binalar zaten eski binalar. Çok uzun yıllar önce, evet, edilmiş binalar. Evet. Tabii ki ihtiyaca cevap vermiyor. Ama biliyorum, mahkemeyle de konuştum. Biliyorum bütün ekip, yani mahkemedeki başyargıcımız ve bütün mukayyedimizin dilekçelerinin olduğunu, eski eserlerden izinler alındığını, çizimlerin yapıldığını da biliyorum. Hayata geçmesi için
Sadece herhalde bir ihale süreci veya bir şey gerekiyor. Eminim ki bu kamu spotundan sonra Aziz, inşallah o da olacak diye düşünüyorum. Zira Yemek'te gencecik bir avukat kızımız vardı. Engelli bir avukat kızımız vardı. Onun o feryanıyla ben stajyerim Sibel Hanım ama çok zorlukla çıkıyorum mahkeme merdivenlerinden dediğinde çok üzüldük. Artı mahkemeler adaletin arandığı yerler. Evet, biz başta zaten adaleti bozuyoruz. Dolayısıyla engelli birisi davacı ise ve hak arıyorsa demek ki arayamayacak gibi bir durum yaratıyoruz aslında. Dolayısıyla burada da Kübra'mız, sevgili Kübra, stajyer stajının son günlerinde. Şimdi bir bakalım nasıl çıkıyor merdivenleri, evet, ne kadar zorlukla çıkıyor. İzleyelim. Federasyonu başkanı kendisi de engellidir. Evet. Kendisi burada neyi gösteriyor? O hiç çıkamıyor. Ya yani. Ya bunlar önemli konular tabii. Biz Çalıştay'ımızda bunların altını bir kez daha çok çizdik. Zor değil dediğiniz gibi. Yani evet. Bunu yapabilecek evet. kapasitemiz evet. var. Çalıştayları ben o yüzden çok önemsiyorum. Yani bu ülkenin kapasitesi var. Çalıştaylar o kapasitenin bir araya gelmesini sağlayan organizasyon. Kesinlikle. Çok önemli. Kesinlikle. Aslında diyoruz ya küçük bir ülke. Müthiş bir ülke aslında. Yabancılar büyük bir hayranlıkla yaşıyorlar ülkemizde. Tabii bazı bürokratik engeller onların da yaşadıkları evet. ülkemizde birçok sorunlar var ama güneşimiz, doğamız, denizimizle, kısa mesafelerimizle, güzel havamızla aslında yaşantımız çok daha kıymetli, çok daha güzel ama bu işleyiş şeklini yani yaşantı şeklimizi ve düzen ve sistemi de bir an önce oturdursak çok da hepimiz için yani yaşayanlar için çok daha güzel bir bakış açısı elde etmiş olacağız diye düşünüyorum. Şimdi az önce bahsettiğiniz hem yaşlılarımız açısından hem engelliler açısından onların yaşam koşulları var. Ve ne yazık ki o koşullar zaman zaman olumsuz sonuçlar doğuruyor. Bizler temel yanlışımız bence budur. O sonuçlar oluştuğunda devreye girmeyi düşünüyoruz, aklımıza geliyor aslında. Ancak sonuçlar olduktan sonra o koşulları ortadan evet. kaldırsak, yani sonuçlara sonuçlar değil, olmadan o sonucu doğuran koşulları evet, keşke gerçekten. Ortadan kaldırabilsek de o üzüntüyü, o acıyı, o kaybı belki de nasıl bir sonuç olacağını bilemeyiz. Ortadan kaldırabilsek. Bunun için de biraz şöyle kafamızı kaldırıp sağa sola bakmak yeter. Yani çok büyük bir emeğe, çok büyük bir gayrete ihtiyaç yok. Kesinlikle. Biraz farkındalıkla her şeyi çözeriz bu ülke. Dediğiniz gibi güzel bir ülke burası. Kesinlikle güzel bir ülke. Yani birkaç dokunuşla herhalde. Bence şey yani herkes istiyordur neticede. Yani ben bunları söylerken kimseyi şey yapmak için suçlamak veya bir şekilde zorlamak için değil ama neticede bu bizim geleceğimiz yani ülkemiz. Dolayısıyla hareket etmeden ve plan yapmadan, vizyon ortaya koymadan, sorunları belirlemeden hiçbir şey yapamayız. Yani sorunlardan kaçmamalıyız. Sorunları konuşmaktan kaçmamalıyız. Ve tabii ki konuşmakla da kalmayıp onlar için bir şeyler icra etmemiz gerekiyor. Tabii ya hem izleyicilerimiz hem de sen kusura bakma yine olumsuz bir konuyla başlamış gibi olduk. Sorunlarla başladık. Gerçekleri de es geçmemiş. Evet. Evet. Gerçekten es geçmemek lazım. Çalıştay, engelli hakları Çalıştay çok önemli. Neden? Çünkü evet artı hakları olması lazım bazı insanlarımızın, bazı özel durumlarından dolayı onlara özen göstermemiz lazım, ihtimam göstermemiz lazım. Bazı dezavantajlarını avantaja çevirmek lazım belki de. Onu, kesinlikle. Ve yapabilmek için bir araya gelelim artık. Kesinlikle. Ve Aziz şimdi bunu söylüyorlar. Yani hiç hoş bir cümle değil ama gerçek bir cümle. Herkes bir engelli adayıdır. Ya herkes bir gün engelli olabilir. Ya Allah korusun biliyorsun. Yani bir şekilde bir rahatsızlık sonucunda tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalabilirsin. En şeyi.
veya yani başka bir şekilde, başka bir rahatsızlık sonucunda başka bir şey olabilir veya yaşlılık sebebiyle olabilir. Zaten, en azından kaderimizde olabilir. Yani evet, Allah kısmet eder ve insan yaşlanırsa bu şekilde olabilir. Dolayısıyla insan bunu düşündüğünde, bunu söylüyorlar çünkü kendine olabileceğini düşündüğünde empati yapıyor ve sorunlara daha çözümsel bakıyor diye düşünüyorum. Ben yine de umutluyum. Madem konuşuyoruz, tartışıyoruz, farkındayız, yani sorunların farkındayız, olumsuzlukların, eksiklerin farkındayız. Demek ki bir şeyler yapılacak. Ben eminim halkımız da bunu bir şekilde talep edecek. Ben esasında Çalıştay'da biraz daha meclise, milletvekillerine dokundum. Ama bir yere dokunmayı unutmuşum. Belediyeler. Biliyorsunuz bu konunun en önemli sorumluluk sahipleri kurumlarından başında belediyeler geliyor. Tabii ki bazı olumsuzluklar var, maddi sıkıntılar var ama adım atmak ve fark ettiğini göstermek ve bir şeyler yapmaya başlamak aslında gelecekte daha çok şeyler yapılacağının bir işaretidir. Dolayısıyla birçok konunun ben mecliste tartışılması gerektiğini de düşünüyorum. Meclise götürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Orada dokunmamın sebebi şuydu. Maalesef iki milletvekilimiz, birisi Bakan Hakan Bey, seyretti Çalıştay'ı. Orada şunu dedim, altını çizdim. 50 milletvekilimizden en az 5'te birinin orada olmasını umut ediyordum ben. Çünkü sorunların tartışılacağı ve götürüleceği yerdir, çözüm alınacağı yerdir. Her bireyin, her vatandaşın temsilcileri oturur orada. Dolayısıyla engelli bireylerin de temsilcileri orada oturuyor. Onlar aynı zamanda engelli birey temsilcisidirler. Dolayısıyla bu konularda daha çok duyarlılığa çağırıyoruz daha sorumlu kişileri. Ve aynı zamanda belediyelerimiz için de bu geçerli. Çünkü görüyoruz yurt dışında. Ve büyük bir özenle bakıyoruz, büyük bir imrenmeyle bakıyoruz. Bunların ülkemizde de olmasını istiyoruz. Bunları da konuşmazsak, söylemezsek hiç olmayacak gibi duruyor. Dolayısıyla söylememizin amacı da bu. Ama güzel şeylerden de bahsetmek isterim tabii ki. Ama ondan önce ben müsaadenizle bir diğer konuya geçmek istiyorum. Yani siz de bu konuda çok çalıştınız. Çevre konusu. Çevre konusunda da. Yeterli farkında. Belediyeler deyince mi aklınıza geldi bu? Değil mi? Hayır, bir de yine bir orman yangını korkusu atlattık dün. Evet. Allah korusun. Bir felaket olmayınca aklımız başımıza gelmiyor ama geçtiğimiz haftaydı yanılmıyorsam Çevre Bakanlığı'nın başlatmış olduğu bir çöp toplama maratonu var. Evet. Biz o maratonda rekor kırdık. Evet. Çok üzücü bir durum aslında. Yani çöplerin toplanıyor olmasına o başka bir yara. Sevinmek yerine o çöplerin atılmış olması aslında esas yara o. Oraya eğilmek lazım. Yani o kadar çöpün olmaması gereken bir de sevgili Aziz düşünebiliyor musun? Bakın 2024 yılındayız ve 2024 yılında biz çöplerin yere atılmış olmasından, çöplerin ne bileyim ben ora bura atılmasına ve çöplerin toplanmasından konuşuyoruz. Yani dünya geri dönüşümü... Atmamaya odaklansak değil mi? Dünya geri dönüşümü, yani çöpler toplanmış, kimse çöp atmıyor yani oraya buraya, yani medeni ülkelerden bahsediyorum. Ve bunun geri dönüşümünü yapıp ekonomiye kazandırıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani biz çöp toplamadayız daha. Bırakın geri dönüşümü. Yani ilkel. Üzücü, yani ilkel çok üzücü. Lazım. Öyle çünkü. Çok çok üzücü bir şey. Depolama sorunumuz var. Yine kazı atıkları depolamada sıkıntı yaşıyoruz. Dediğiniz gibi bu dönüşüm olayını acilen belki de. Yani evlerde belki de bunu mecbur kılmak lazım. Yani o farklı renklerdeki çöp bunun, bidonları bir depo değil. Bunun bir proje halinde tüm belediyeler tarafından belediyelerin bunu uygulanması ve hükümetimizin de bunu bu şekilde uygulamaya sokması, yasal düzenleme getirmesi gerekiyor bu konuda. Biz biliyorsunuz Tatlısu'da bunun küçük bir örneğini yaptık. Orada kaldı ama ne? %75 oranına da başararak teslim ettik. Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Bey gerçekten çok çalışkan, başarılı bir belediye başkanı. Ve bu projeyi %80'e çıkardı.
ve çok da güzel, verimli bir şekilde devam ettiriyor. Biz onu bir pilot proje olarak sevgili Aziz yaptık. Yani bütün belediyelerle bu çalışmayı yapamazdık. Dolayısıyla orada mesela cam toplanıyor, cam geri dönüştürülüyor ve diğer firmalarla, geri dönüşüm firmalarıyla işte yağdan tutun da plastiğe, kağıda kadar geri dönüşüm firmalarıyla belediyemizi anlaştırdık. Bunların hiçbiri, tıbbi atıklar da dahil ki en pahalı geri şeyi yapılan, çözülmesi yapılan atıktır, hepsi toplanarak geri dönüşüm yapıyor. Yani biz onu orada yapmakla neyi göstermek istedik? Evet, yapılabilir, evet, hayata geçebilir diye söyledik. Ama bunun için tabii ki ciddi bir niyet gerekir, bir plan, bir proje gerekir. Kısa vadede değil, uzun vadede parça parça bunu mecbur ederekten tabii ki kurumları, özellikle kuruluşları. Tabii ki biz de o medeni ülkeler seviyesine gelebiliriz, niye olmasın? Mecbur etmek bence önemli. Çünkü çevreyi korumaya mecburuz. Yasal düzenleme getirip. Bir de cezalar, evet, onu da söylemiştim bir konuşmamda sevgili Aziz. Şimdi biraz önce söyledik ya, çöp olay dedik. Hani çöpü nasıl toplattıracak insanlara falan diye konuşulup tartışılıyor. Şimdi biliyorsunuz yasamızda var aslında. Yani bir ceza var, çöpü yere atamazsınız veya işte yani her türlü pisliği, yığını da bir tarafa atamazsınız. Bunun bir cezası var. Ama bunun uygulanması gerek. Dikkat edersen yanlış park yeri pek olmuyor artık son zamanlarda. Evet. Niye? Çünkü cezayı alıyorsunuz. Yüklü de bir ceza aslında. Dolayısıyla şimdi çöpü de eğer yani bu ceza sistemi oluşsa tabii ki bu yıldırıcı bir şey olacak ve diyecek ki ben atarken şöyle bir cezaya işte ne bileyim işte 5000 TL, 4000 TL, 6000 TL yani bir çöp atıyorum. Küçücük bir ne bileyim izmarit atıyorum. Yere bu kadar ceza ödenir mi? Ödemeyim diye atmayacak, değil mi? Dolayısıyla her şeyin şeyi maalesef yaptırım olmadan, caydırıcılık olmadan hiçbir şeyi de hayata geçirmek mümkün olmuyor. Tabii yani o farkındalığı, bilincin bittiği yerde de bu mecburiyeti sağlamak zorundayız. Evet, kesinlikle. Çok önemli. Belediyelerimize belki biraz daha yetki mi vermek lazım? Çevre, bu çöp konusunda mı? Evet, çevre. Şimdi çöp konusunda Turizm Bakanlığı'nın da yetkisi var bu konuda, çevre dairesinin. Ve aynı zamanda belediyelerin var. Yani bir ceza kesebiliyor. Böyle bir yetkiyi yasa kendilerine verdi. Anlaşılan müeyyidesi de çok düşük bir müeyyide değildir. Hayata geçtiği takdirde bence bu çöp toplama, yani çöp toplamama olayı olacak o zaman, çünkü çöp az olacak. Evet, yani bilmiyorum ama çöp toplama etkinlikleri beni hep rahatsız etti. Hep rahatsız oluyorum. Yani hatırlarsan yıllar önce yine yapılmıştı. Çöpler toplandı. Yolların kenarına hatırlıyorsam bırakıldı. Evet. Ve sonra onlar yırtılarak yine tekrar doğaya salındı maalesef. Farkındalık yaratmak, yani her konudan bahsediyorum şimdi. Konuştuk işte belli konuları bu dakikaya kadar. Bizim gibi toplumlarda küçük olduğundan dolayı değil, insanların duyarlılığı yüksek. İnsanımızın duyarlılığı yüksek aslında. Hı hı. Farkındalık yaratmak kolay da o farkındalığı sürekli kılmakta mı zorlanıyor? Evet, kontrol, evet, kural bir süre boyunca. Dikkatimiz dağılıyor bir süre sonra. Şimdi yine bu konuda sevgili Aziz, böyle yaşadığım bir şeyi anlatayım. Yurt dışındayım. Avrupa'da, Fransa'da bir parktayız. Bir müzeyi gezdik. Parkın içerisinde bir kafe var. Kızımla beraber kafede oturuyoruz. Bir mola. Tertemiz bir park. Yani hani böyle ne derler, bal dök yala derler, o şekilde. Fakat orada patikada birisi bir şey atmış. Böyle kağıt atmış yere. Bir küçük kağıt var yerde. İki sevgili el ele tutuşmuş yürüyorlar. Kadın yerdeki şeyi gördü, kağıdı, atılmış kağıdı gördü. Sevgilisinin elini bıraktı, söylenerek, tabii duymuyoruz ama söylendiği belli, kızdı yani, kızdı, söylendi. Tepki hakkı var. Kağıdı yerden aldı ve götürüp çöpe attı. Aslında tam bir kamu spotu gibi, düşünebiliyor musun? Yani orada kültür kızıyor. Ülkesini, parkını, doğayı kirledene kızıyor. O tepki kızıyor. Hakkı var, onu söylüyorum. Evet. Onu da yapması lazım. Ve yanından da geçmiyor sadece. Alıp çöpe atıyor. Nasıl bir eğitim, nasıl bir kültürdür bu? İnşallah onlar olsun biz istiyoruz biz de ülkemizde. Tepkiyi verip yanından geçiyoruz. Evet. O kısmı halledebiliriz. Bazısı yanına atıyor onun bir de. O ayrı, yani o ayrı. Ama o bir psikolojidir herhalde. Yani bir yerde bir yanlış başlayınca oradan devam ediyor. Yani o eğitmek lazım. Eğitmek hepimiz lazım. Anneler, hepimiz eğiteceğiz çocuklarımızı. Okullarda öğretmenlerimize çok şey düşüyor bu konularda. Anne baba eğitimi de önemli herhalde.
Tabii. Yani evde başlayan eğitim de sağlam olursa eğer arkası geliyor. Yani belki de öğretmenlerimizi zaten eğitmeye gerek yok. Öğretmen oldukları için eğitimlidir de anne babalara yönelik eğitimleri ele alsak. Şimdi bunun için de bir şey yapmıştık. Biz anne baba okulu yaptık aslında. Evet. Yani adını da anne baba okulu koymadık. Yani okul birazcık şey antipatik olabilir diye. Anne baba söyleşileri koymuştuk adını. Üç hocamızla birlikte tüm ilkokullarda bir Mutlu Çocuklar ebeveyn kitabının arkasına bu ebeveyn söyleşilerini de oluşturduk. Yaptık da çoğunu yaptık. Artık Eylül ayında birkaç tane daha yapmayı planlıyoruz. Çünkü Lefkoşa kalmıştı, onu da yapmak istiyoruz. Ama şimdi bu konularda çok ilgi olduğunu görmedim maalesef. Çok da üzüldüm. Ben kendim büyük kızımın ilkokulda İstanbul'dayken okul böyle şey anne baba okulu oluşturmuştu. Ve çok değerli isimler hatta gelip söyleşiler yapmıştırdı. İnanılmaz zevk aldım ve faydalandım. Çünkü insan böyle hele ilk çocuğunda sevgili Aziz siz de yaşamışsınızdır. Neyi doğru yapıyorum, doğru yapıyor muyum diye. Hani böyle insanda şey var ya iyi bir anne olmak istiyorum, iyi bir baba olmak istiyorum der ya insan. Bunlara cevap bulmak ister. Dolayısıyla bizim kitabımızı da bu sene ilkokul birlerde, bütün ilkokul birlerde, adanın bütün ilkokul birlerinde dağıttık. Mutlu Çocuklar Anne Baba veya Mutlu Çocuklar Ebeveyn Kitabı olarak. Ve dedik ki çocuklarımıza gidin annenize, babanıza, ebeveyninize verin ve deyin ki lütfen benim için bu kitabı okuyun deyin dedik. Yani dolayısıyla aslında hem mutlu anne baba hem mutlu çocuk için bazı şeylerin de bilinmesi gerek. Ben her şeyi bilirim dememek lazım. Açıkçası ben bu söyleşilerden bir iki tanesine gittim. Hocalarımızı dinledim ve çok faydalandım. Dedim ki hatta şöyle bir değerlendirme yaptım. A, bunu doğru yapmışım, bunu yanlış yapmışım. Gelecekte inşallah torunlarım için bunu da yapmak isterim gibisinden. O yüzden çocuğa dokunan herkesin aslında bu tip söyleşilere katılıp aklındaki soruyu sorması, bazı şeyler öğrenmesi, bu gibi kitapları okuması, her çocuğa dokunan öğretmen, anneanne, babaanne, dede, anne, baba, herkesin biraz bu konularda kendi kendini eğitmesi güzel bir şey. Evet. Yani öğrenmemiz gereken temel konu aslında daha öğreneceğimiz çok şey olduğudur. Yani evet, bilmediklerimizi tabii. Yani her zaman değil mi? Fark etmemiz lazım. Her zaman. Ve öğrenmek güzel bir şey. Kesinlikle. Ondan zevk almak lazım öğrenmekten. Şimdi kamu spotları çok önemli. Az önce de izledik. Hı-hı. Ve aslında ne kadar acıtırsa o kadar faydalı olur. Yani kamu spotunu yaparken bazen duygu sömürüsü yapılıyor gibi eleştiriler var. Ben katılmıyorum. Dokunmak kamu spotunun maksadı da budur. Duyguları harekete geçirmektir. Yani kesinlikle. Eğer bir şeyler uyanmıyorsa insanın içinde o kamu spotu başarısızdır. Kesinlikle. Bak çok tamamıyla aynı fikirdeyim seninle Aziz. Hatta biz bu kamu spotunu çekerken birazcık şimdi çocuklarla alakalı olduğu için özellikle gerek yönetmenimiz gerek diğer arkadaşlar ama işte acaba çocuğun yüzünü göstermesek mi? İşte dedim ya o duyguyu veremeyeceğiz. Çünkü bakın orada tüm duygu insanın yüzündedir. Evet Yavuz oynadı orada. Çocuk kendisi zaten yaşıyor bunu. Ya bizim ona zaten şey dememize gerek kalmadı. Orada zaten kendiliğinden gördüğün gibi o ifadeyi verdi. Onun hayatının bir parçası olmuş çünkü. O ifade de çok önemliydi. Maalesef bazen fark etmiyoruz. Ancak bu acıyı insanların yüzünde bu ya da zorluğu insanlarda gördüğümüz zaman fark ediyoruz. Onun için kamu spotları aslında çok önemli. Bizi düşündürmek açısından, fark ettirmek açısından çok çok önemli. Evet, o da zaten rol yapmadı. Hayatından bir kesiti bizimle paylaştı. Kesinlikle öyle, öyle. Bu da çok önemli. Öyle. Ve artırmak lazım herhalde. Çok işte bazı konularda imkan, ülkenin şartları, standartları ne yazık ki yetersiz kalıyor. Örneğin siz az önce bahsettiğiniz İstanbul'da kamuya mal olmuş önemli insanların çıkıp söylemesi çok daha etkilidir. Bizde o yön biraz çok gelişmiş değil. Yani medyada en fazla yer alan isimler siyasilerimizdir. Belki onlar da olabilir aslında. Yani neden olmasın? İnsanların öncülük edebilirler evet, tabii sürekli ki. Göz önünde olduğu, sözüne inandığı, güvendiği ya da tanıdığı insanların bunu söylemesi çok daha etkilidir. Çok doğru. Bunu yani, sağlayabilmek. Ve doğru, olumlu rol modellere çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Evet hatta iyilik derler ya bulaşıcı. Evet iyilik de bulaşıcıdır bence. Yani şimdi dinimizde yani iyilik yapacaksın göstermeyeceksin tabii biliyorsun.
Ama bazı şeyleri göstermemiz gerekiyor. Niye? Çünkü insanlar diyor ki, aa, evet ya, hiç fark etmedim. Ama güzel bir duygu değil mi? Yani birisine yardım etmek, onu mutlu etmek aslında güzel bir duygu. Fark etmemiş o güne kadar. Bir başkası yaşayınca onu görüyor gözünün önünde. Onun için evet, iyilik de bulaşıcıdır, doğrudur. Onun için onu da göstermek gerekiyor tabii ki. Evet, az önce de bahsettiniz. Yani örneğin engelli durumuna düşmek çok uzağımızda olan bir şey değil. Yaşlanmak zaten kaderimizde var. Yani bu Allah herkese nasip etsin. Evet. Sağlıklı bir ömür. Sonu yaşlılık olsun ama bunu bilmiyorum, inkar ede ede gidiyoruz herhalde. Yani bana olmaz, bana bir şey olmaz. Aynen öyle. Olur, görmemezlikten olabilir. Geliyoruz ve aslında sonradan bir büyük büyük bir pişmanlık yaşıyor insan yaşadığı anda onu herhalde. Veya bir yakınına olduğunda veya kendisine olduğunda. Şimdi güzel şeylerden de birazcık bahsederse. Bahsedelim. Biz cüce su aygırımızı bitirdik. Ha. Evet, aslında çok bu da çok önemli bir konu. Aslında güzel bir, ya yani sevindirici bir konu, biliyorsunuz dünyanın en küçük cüce su aygırı ve cüce fili adamızda yaşamış. Bunu konuşmuştuk, hatırlıyorum. Hatırladınız değil mi? O zaman söylemiştik, uğraşıyoruz bunlarla diye. Bu cüce su aygırının fosillerin işte bütün parçaları Girne Kalesi'ndeydi. Getirdiğimiz bir uzman tarafından bunlar ayrıldı. İşte evet, cüce su aygırıdır denildi. Yani bilinmiyordu aslında. Cüce fil mi, su aygırı mı veya başka bir şeyin fosili midir? Neticede uzmanımız ayırdı ve bunların çoğunun cüce su aygırı olduğunu gördü. Ve yaklaşık bir yıldır da Eski Eserler Dairesi'nin bir odasında iki kişi bunların temizlenmesi ve bir şeyde, profilde gösterilmesi, sergilenmesi için uğraşıyor. Geçtiğimiz hafta bana çağırdılar. Sibel Hanım, bitti falan diye. Anlaşmıştık zaten, böyle Nisan sonu falan gibisinden diye konuşuyorduk. Takip ediyorduk yani olayı. Sevgili Aziz, ne kadar tahmin ediyorsun cüce su aygırını? Ben sana bir soru sorayım. Ben şaşırdım yani. Cüce olduğunu biliyordum da. Yani şaşırdım yine de. Ne kadar? Yani kadar, boyut olarak mesela kadar, şu kadar, kedi şu kadar. Şu kadar. Köpek kadar mı? Kedi kadar değildir herhalde. O kadar küçük. Evet. Yani köpek, kedi kadar değil. Kadar. Evet, kedi kadar değil ama köpek kadar diyebiliriz. Kadar. Şimdi bak, şeyin üzerine koymuşlardı. İşte böyle bir tezgah üzerine profil yapıldı. Şöyle şu kadar bir şey. Cüce su aygırı. Ama şok oldum. Yani evet, yani dediğim gibi cüce olduğunu biliyordum ama cüce fil bizim tatlı suda pet toplama konteynerlerimiz cüce filden yapıldı. Evet. Hatta Cumhurbaşkanlığı'nın bahçesinde de var bir tane. Hatta yine Türk Marif Koleji'ne ve Birke Okulumuza yerleştirdik biz bu şeyimizi, pet toplama konteynerlerini. Oradaki cüce fil gerçek boyutlardadır. Yani birebir o boyuttadır ki aşağı yukarı şudur. Aa, gerçekten cüce, ben fili gördüm çünkü. Ya hep, herkes görmüştür bu şeylerde ama bayağı iri bir şeydir fil yani. Bizim cüce filimiz şu kadar bir şey ve su aygırımız da, cüce su aygırımız da şu kadar. Ve bir tanesi, bir cüce su aygırımıza sahibiz. Sahibiz derken bir miktar fosil, gerçek fosil. Diğerleri biliyorsunuz orijin yapılmış, yani tamamlanmak için yapıldı. Fakat şunu da fark ettik sevgili Aziz. Tabii bu çalışma esnasında fark ettik. Bu yapılan arkeolojik kazılarda ne kadar önemliymiş o fosilin çıkarılması. Yani çok uyarmak gerekiyor herhalde. Çünkü çok parçalı olanlar maalesef işe yaramıyor. Yani önemli olan fosili büyük parçalarıyla ve bir bütün olarak tek bir hayvanın fosilini daha çok çıkarmak çok önemli. Çünkü aksi takdirde bir sürü hayvandan parça parça toplamaya çalışıyorsunuz. Onu uydurmak birbirine çok daha zor. Bunlar da bizim için inanılmaz kıymetli şeyler. Malum niye? Hem kültürümüz açısından. Şimdi ben mesela çok heyecanlanıyorum. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin bir yerde inşallah sergilenecektir. Orada gelip de öğrencilerin bunu görmesi kadar ne kadar güzel bir şey. Yani kendi adandaki işte böyle böyle bir şeyi öğreniyorsun. Yakından görüyorsun, evet, şahit oluyorsun. Birçok insan bunu heyecanlanır değil mi? Görmek ister. Yeni öğrendim. Hatta sizin çalışmalarınızla. Evet. Ve turistler de aynı şekilde. Turizmimiz için de inanılmaz bir kaynak. Dünyada da eşi var mı bilmiyorum. Yani bu şimdi adalarda tabii evrenselleşerek herhalde adanın şeyine, yüz ölçümüne uyduruyor kendilerini ve cüceleş küçülüyorlar.
Ama bizimkinin dünyanın en küçük olması gerçekten önemli bir şey. Sunumu yapılırken aslında. Ve dediğim gibi turizm açısından da bizim turizm gelir kaynaklarımızı aslında işte biraz önce konuştuğumuz bu işte yaşlı hakları dedik, çocuk hakları dedik, ne dedik işte asansör konması lazım, o yapılması lazım. Bunlar tabii ki çok basit şeyler. Yollarımız, eğitim okullarımızın artması lazım. Koşullarının çok daha iyi olması lazım. Hastanelerimizin yine koşullarının çok iyi olması lazım. Bunun için ekonomimizin daha iyi duruma gelmesi lazım. Turizm de bizim için en önemli gelir kaynaklarımızdan biri. Ve biz kendi kültürümüzü bunun için tabii ki kullanmalıyız. Dolayısıyla kültürümüzün de farkına varmalıyız. Kültürümüzü de daha çok ortaya çıkarmalıyız. Teşhir etmeliyiz. Ve tabii ki ülke açısından ondan gelir sağlamamız gerekiyor. Bunlar en önemlilerinden birisi. O kadar büyük bir kültür varlığımız var. Biz bunun %20'sini bilmiyorum, %30'unu ancak kullanıyoruz. Kesinlikle. Yani. İnanılmaz kültür, tarih açısından zengin bir adada yaşıyoruz. Bizim sadece güneşimiz, denizimiz yok. Çok da zenginiz tarih açısından. Ama bunu da söylemek gerekiyor. Maalesef gerektiği gibi müzelerimiz açılmıyor. Müze konusunda, saatlerimiz çok kısıtlı. Evet. Pazar günü açık değil, cumartesi açık değil. Cumartesi galiba 1/4'üne öğlene kadar. Çoğu hiç açık değil. Pazar da açık değil. Saat mesai saatiyle çalışıyorlar. 3 kapanıyor. Bir turist tatil günü bakar mı? De tabii ki önemli, turisti de bir kenara koyalım. Kendi insanımızın, örneğin ben bir aile olarak çocuğumu alıp müzeye götürmek istiyorum. Haliyle mesai saatleri dışında gitmem lazım. Evet. Ya da cumartesi, pazar. Kendi izin saatlerinize uyduracaksınız. Hele bir turist çünkü özellikle. Çocuğun okulu var. Hadi işten izin alırız da tabii, çocuğun da okulu var. Yani. Kesinlikle. Hele dediğim gibi bir turist için ne kadar zor. Gelecek ve göremeyecek. Kapalı bulacak. O da çok bundan daha kötüsü olamaz. Yani ben kapalı bulmak değil mi? Bir ülkeye turist olarak gideyim ve bir müzeye beni götürsünler. Mesela saat 3.30-4'te kapalı bulmak bir müzeyi. Sebebi niye kilitli? Mesai bitmiştir. Ay çok gerçekten kötü bir şey. Çok kötü bir imaj. Evet, yani, evet, evet. Bunlar kültürlerini paylaşmak istemiyorlar. Bunlar bundan para kazanmak istemiyorlar. Turizmi daha öğrenmemişler. En önemlisi insanlar denilir. Diye bir yafta hak etmediğimiz diyelim. Yani. Sevgili Aziz, ben işte 3-5 ay önce Paris'te Louvre Müzesi'ne kızım saat 6.30'da randevu aldı. Saat 6.30'da randevu ile girdik. Yani ama nasıl kuyruklar vardı? Şimdi bilet almayanlar önceden uzun kuyruklara giriyor. Bilet alanlar daha kısa kuyruklarda ama yine bir sıraya giriyorsunuz. Tabii, ve 6.30'a kadar düşünebiliyor musun? Ve bütün hemen hemen başka müzelerde o şekilde. Yani bunlar düzeltilmezse diğerlerine de çare bulamayacağız gibi gözüküyor. Umut ediyoruz. Olacak diye düşünüyoruz. Yani biz tabii ki bu kültür evde katkı koymak amacıyla biliyorsun kapı ve sandıklar için bir çalışma yapıyoruz. Kıbrıs kapı ve sandıklarımız kitabımız. Kıbrıs gastronomi kitabına bugünlerde bitirmek için uğraşıyoruz. 3 hocamızla birlikte çalışıyoruz. Yabancı dilde. Yabancı dilde de olacak. Yabancı dilde olacak. Türkçe ve iki baskı olacak ve İngilizce de olacak. Bunun yapmamızdaki de en bazısı niye gastronomi diyen var. Ona ne diyorum aslında? Yani gastronomi gerçekten bizim kültürümüzün yemek çok kültürü. Önemli bir parçası. Artı turizmimizin bir önemli parçası olması lazım. Bunu yapmakla biz daha çok bunun altını çizmek istiyoruz. Önemsetmek istiyoruz daha çok. Yani böyle bir o şey. O kadar çok şey var ama sizi dinleyince moralim de yükseliyor, açık söyleyeyim. Ha evet. Yani evet, hepimizin moralinin de yüksek. Önemini kavrayıp bir şeyler için çalışması çok önemli. Tek eksiğimiz bu. Önemini kavradık, biliyoruz ama biraz daha çalışmak lazım herhalde. Kesinlikle. Yani moralimizi bozmamamız lazım. Evet, çalışmamız lazım. Bu memleket bizim. Çocuklarımız, geleceğimiz burada. Dolayısıyla moral bozukluğu kadar kötü bir şey yok. Yani her şeyden vazgeçmek. Olumsuzluk yani ve ümitsizlik. Ümitsizlik en kötüsü. Ha öyle bir şey olursa sevgili Aziz ne olur diye düşünüyorum. Ya benim tahminim sizin ülkenizi başkaları sahip çıkar. Yani o pes etmek, anlatabiliyor muyum? Yani pes ettik, artık hiçbir şey yapamıyoruz. Bizim umudumuz yok denildiğinde bir başkası yani. Hiçbir şeyin yeri yenilenmez. Yenilenmemezlik olmaz çünkü.
memleket elden gider. Evet, elden gider. En kötüsü de o. Onun olmaması için bunlara rağmen, bir sürü olumsuzluğa rağmen yine de umutlu olacağız ve gayret edeceğiz. Tabii umutlu olmak da yetmez, gayret edeceğiz. Çözemeyeceğimiz sorunumuz yok. Aslında yok. Aslında yok. Yok. Aslında yok. Çünkü birçok sorunun kaynağı biziz zaten. Evet, aynen. Aynen öyle. Ben size çok teşekkür ediyorum. Süremiz tamam. Ben de teşekkür bugün ederim. Geldiğiniz için ve tüm çalışmalarınız için de bu ülkenin bir ferdi olarak ayrıca teşekkürlerimi sunmak isterim. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar dilerim. Sağ olun, çok teşekkürler. Size de öyle. İyi günler dilerim. Evet sevgili seyirciler, bugün adına noktayı koyalım. Yarın yine buradayız. O vakte kadar herkese güzel, sağlıklı bir gün diliyorum. Hoşça kalın.